Merhabalar, mutlu ve huzurlu bir hafta sonu dileyerek bugünkü programımıza başlıyoruz. Bugün konumuz kış hastalıkları. Soğuyan hava, kapalı ortamlar, zayıflayan bağışıklık sistemi ve yetersiz beslenme birçok hastalığa davetiye çıkarırken bu durumdan da en çok çocuklar etkileniyor kuşkusuz. Peki çocuklarımızı kış hastalıklarından nasıl koruyabiliriz? Bugün bunu konuşacağız. Stüdyomuzda çok değerli konuklarımız var. Ben hemen onları tanıtmak istiyorum size. Doktor Mehmet Saygın, Türkiye Hastanesi Başhekim Yardımcısı, aynı zamanda aile hekimi. Evet. Efendim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Ve doktor, operatör doktor Ahmet Yıldırım, kulak burun boğaz uzmanı hocamız. Hoş geldiniz Hoş hocam bulduk. Siz de. Teşekkürler, sağ olun. Gerçekten kış hastalıkları, kış oldu mu hepimizin derdi, çilesi başlıyor. Anneler bu konuda çok dertli. Öksürükler bitmiyor, burun akıntıları bitmiyor. Çocuklar hep hasta, hepimiz perişan oluyoruz çocuklar hasta olduğunda da. Bugün bunları konuşacağız ama ben önce izleyicilerimiz için telefon numaralarımızı vermek istiyorum. 0212 454 55 17 0212 454 55 18 numaralı telefonlarımızdan bize ulaşabilir, sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ayrıca twitter.com/öncecocuğum, facebook.com/öncecocuğum ve öncecocuğum@tgrthaber.com.tr adreslerimizden bize sorularınızı yollayabilir veya yorumlarınızı yazabilirsiniz. Evet hocam, önce sizden başlayalım. Neden kışın daha çok hastalanıyoruz? Neden çocuklarımız kışın daha çok hastalanıyor aslında? Efendim bu çok geniş şekilde cevaplandırılabilecek bir konu. Kışın hastalıklar özellikle çocuklarda çok artıyor. Bunun en büyük sebebi de kışın malum okullar toplu yerlerde çocuklar bir arada bulunuyorlar. Kış hastalıkları bulaşıcı hastalıklardır. Sınıftan herhangi bir çocuğun rahatsızlanması, damlacık enfeksiyonu yoluyla, hapşırmalarla, teneffüsle diğer çocuklara kısa zamanda bulaşabiliyor. Yani toplu yaşamın getirdiği bir netice bu. Aynı zamanda kışın hava soğukluğu ve okullarda ısınmanın yeterli sağlanabilmesi için havalandırmanın eksik yapılması, evlerde havanın soğukluğuna bağlı olarak evlerin havalandırılmaması, kışın soğuğun getirdiği bünye zayıflıklarının immün sistemi etkileyerek vücut direncinin düşmesi gibi birçok konular kış hastalıklarının özellikle çocuklarda, erişkinlerden de daha ziyade olarak artmasına sebep oluyor efendim. Evet, ne kadar güzel anlattınız hocam. Peki hocam, Ahmet hocam, kışın ne tür hastalıklarla geliyor çocuklar karşınıza? Efendim, bir numaralı hastalığımız soğuk algınlığı veya biraz bu özellikle influenza virüsü, şu meşhur haberlere çok konu olan virüs tarafından, ki nadiren o kadar fazla olmayan bir şey, olursa grip olarak isimlendiriliyor. Her yılda sanki değişik bir grip çıkıyor değil değişik mi? Değişik gripler çıkıyor çünkü virüsler kılık değiştiriyor. O yüzden mi? Kılık değiştirerek, yani bir evi soymak için başka bir kılıkla giriyor gibi başka kılıklara giriyorlar. Onun gibi değişik şekillerde vücuda girebiliyorlar. Vücut her zaman tanımıyor, aynı virüs bile olsa. Tanıyamıyor. Yani bambaşka bir kılıkla girdiği için tanıyamıyor. Ama kılığını tanırsa onun üstüne geçireceği örtü belli vücudun. Ona antikor diyoruz. Onu hemen bertaraf ediyor. Vücuda virüs giriyor ama vücut onu tanıdığı için bizim haberimiz olmuyor. Onu yok ediyor, bitiyor iş. Ama tanımadığı bir şeyse onu öğrenene kadar vakit geçiyor. O esnada hücreleri tahrip ediyor. Bağışıklık sisteminin başka bir sistemi devreye girdiği için de özellikle üst solunum yolunun damarları şişiyor, akıntılar oluyor, kimyasal olaylar oluyor. İşte hastalık o şekilde ortaya çıkıyor. Peki o zaman bu mesela kışın yapılan grip aşıları çocuklara da yapılmalı mı? Bir faydası var mı? Muhakkak faydası olabilir ama zararı da olabilir. Öyle mi? Zararı da var yani. Zararı da olabilir. Tıpta esas olan faydanın zarardan fazla olmasıdır. O da belli hastalıklar için geçerli. Dolayısıyla biz aşıları daha çok bağışıklık sistemi zayıf olan ve şeker hastası, çok yaşlı, düşkün insanlara tavsiye ediyoruz. Tıbben böyle kabul edilmiş ama bunu rutin yaptıran, özellikle kalabalık çalışan şirketlerde mesela tavsiye olarak yaptıran hekimler var. Hı hı.
koruduğunu gördüğümüz gibi aşı sebebiyle hasta olduğunu gördüğümüz çok insan da var. Dolayısıyla temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet, sadece özellikle de böyle bir şey çok duyarız. Evet. Hani grip aşısı oldum, hasta oldum. Evet efendim, ve uzun süre hasta edebiliyor. Bazı bağışıklık sistemi hastalıkları oluşturabiliyor aşılar. Ama her şey çok kötü değil tabii. Herkes için de geçerli değil. Diyelim ki 100 insan yaptırdıysa bunun 5 tanesinde o tip bir hastalık oluşuyor. Ama sadece aşıyla korunmayacağız. Korunmanın birçok yolu var. Evet. Bir numaralı şey temizlik tabii ki. Evet, ben de şimdi aslında onu sormak istiyordum. Hocam biraz önce siz de bahsettiniz. Hep oraya çıkıyoruz aslında, bağışıklık sistemi. Evet. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yapacağız? Efendim halen bağışıklık sisteminin hangi komponentlerden, hangi parçalardan meydana geldiği tam olarak tespit edilememiş. Bağışıklık sistemi çok girift, çok karışık bir sistem. Görevleri, yaptığı işlevler çok farklı. Neyin nerede, nasıl meydana geleceği önceden anlaşılamıyor. Dolayısıyla bu sistemi basit işte vitaminler, yiyecek ayarlanması, beslenmenin düzeltilmesi gibi basit şekilde düzeltmeye kalkışmak çok faydalı olmaz. Öyle mi? Tabii efendim. Yani çünkü bu oldukça geniş, henüz nelerden meydana geldiği tam olarak tespit edilememiş. Hem hücresel hem de hormonal özellikleri olan, ürettiği antikorlarla, maddelerle vücudu koruyan bir sistem ama bu öyle bir sistem ki vücut hem kendine karşı hem de dışarıya karşı bünyesine uymayan maddeleri, bünyesine uymayan bütün oluşumları reddedebilir bağışıklık sistemiyle. Tabii bunu ana başlıklar halinde neler yapabiliriz diye de mutlaka bir şeyler söylemekte fayda var. Tabii ki, çok iyi olur hocam. Evet efendim. Şimdi bağışıklık sisteminin korunmasının en güzel yolu önce kişinin kendini korumasıdır. Yani hijyen diyoruz. Temizlik çok mühim. İnsanın günlük bakımını yapması, temizlenmesi, özellikle el temizliği, bulunduğu ortamlara dikkat etmesi, gideceği yerlerde seçili davranması, görüşeceği insanlarda seçili davranması, bunlar genel olarak çevre faktörleri açısından oldukça önemli. İşin tabii beslenme boyutu var. Biliyorsunuz insan vücudu aldığı gıdalardan meydana gelen bir yapı. Dolayısıyla bu aldığı gıdaların dengeli, besleyici, vücut fonksiyonlarını artırıcı, güçlendirici, temel yapıyı bozmayan gıdalar olması lazım. Günümüzde medyada çok söyleniyor organik gıdalar, tabii gıdalar. Elbette organik gıdaların önemi çok fazla. Çünkü katkılı maddeler vücut kimyasını bozduğu gibi vücutta bağışıklık sistemini tahrik eden de maddelerdir. Birçok gıdalar vücudun istemediği yabancı maddelerdir. Dolayısıyla gıdaların organik olması çok önemli efendim. Tabii gıdalarda seçici davranmak lazım. Özellikle kış aylarında meyve ağırlıklı beslenmenin önemi büyük. Tabii meyve ağırlıklı derken bunu abartmamak da lazım. Değil mi? Fazlası da zarar her şeyin. Çünkü bugün yapılan çalışmalar günde bir portakalın ya da bir elma yemenin yeterli olduğunu gösteriyor. Bir şeyin aşırısına kaçmadan, abartmadan dengeli beslenmek, iyi gıdaları seçmek, taze, temizlenmiş, temiz gıdalar kullanmak çok önemli. Bunların yanında özellikle kış aylarında vücudun zayıf kaldığı dönemlerde vücudun bağışıklık sistemini tabii olarak artırıcı bazı faktörler var.
Bunlardan da bahsetmekte fayda var. Mesela körek otu yağı denilen bir yağ var. Körek otunun soğuk sıkılmasıyla elde edilen bir yağ. Sabahları bir tatlı kaşığı bundan kullanmanın vücuda hiçbir zararı olmadığı gibi bağışıklık sistemini güçlendirdiği de bir vakadır. Çok ilginç hocam. Evet, ne kadar efendim. Güzel bir bilgi bu. Mesela ben bir hastamda astım bronşiyalit olan bir hastaydı. Bunu tavsiye ettim. 6 ay sonra astıma dair yıllarca devam eden hastalıkta astıma dair bir belirtinin kalmadığını, çok rahatladığını teşekkür ederek söyledi. Ne kadar güzel. Evet efendim. Dediğiniz gibi zararı da yok. Tabii efendim. Özellikle gönül rahatlığıyla içirilebilir. Bugün günümüzde besinler çok fazla oynanıyor. Mesela bir pirinç kabuğuyla yenirse o bağışıklık sistemini fevkalade artırıcı özelliğe sahiptir. Ama nereden bulacağız hocam kabuğuyla? Bugün organik diye bazı yerlerde satıldığını görüyorum. Satılıyor mu? Evet efendim. Çünkü pirinç kabuğu, tahıl kabukları bağışıklık sistemi üzerinde çok etkili Peki, ve artırıcıdır. Peki nasıl yapılır hocam? Şimdi biz hiç ilk defa sizden duyuyoruz böyle bir şey nasıl olabiliyor? Yani kabuklu mu pişireceğiz yemeği? Şimdi tabii ben işin teknik yönünü bilemiyorum fakat... Aha, ama faydalı diyorsunuz. Şöyle efendim, kabuğuyla öğütülen tahıllar var, buğdaylar var. Bunlar kullanılırsa... Çok faydalı. Doğrudan doğruya bağışıklık sistemini etkiler ve arttırır. Müthiş. Hatta bu başlıktan birçok dünya ülkesinde bu tahılların... ekstratları alınarak ilaçlar yapılıyor. Tabii ilaçlar. Öyle mi? Ne kadar? Ben birçok hastamda bunları da kullanıyorum. Ve çok iyi neticeler alıyorum. Ama bunu ilaç şeklinde değil de... Doğal yolla. Besin maddesi, gıda maddesi olarak kullanmak elbette... Değil mi? Hem faydalı hem de çok daha dengeli olur efendim. Kimyasal şeyler karışmadan. Tabii, karışmadan. Tabii. Sonra... değişik bir şey, arı kovanlarında arılar hiçbir enfeksiyon hastalığına yakalanmıyorlar. Bu uzun süre araştırmalara sebep oldu. Sonunda bir gerçek tespit edildi, bulundu. Arı kovanlı arılar dış iç yüzeyini tamamen bir madde ile sıvıyorlar. Propolis denilen bir madde. Bu madde bütün mikroorganizmalara, virüsler dahil olmak üzere etkili ve insanın tabii olarak korunmasına sebep olan bir madde. Bu maddeyi sulu ekstratları var. Sulu ekstratlarını her gün belli bir miktar kullanan kişilerde enfeksiyon hastalıklarının olmadığını görüyoruz. Bu da bağışıklık sistemini etkiliyor. Tabii bunun daha birçok detayları var. Evet. Mesela günümüzde fazla kullanılmayan zencefil, zerdeçal. Bağışıklık sistemini fevkalade etkileyen maddeler, gıdalar ve zararsızdır. Bunları kullanmanın bağışıklık sistemi üzerine çok büyük etkileri var. Ne güzel. Bunları daha artırabiliriz fakat... Zamanımız yetmez. Var olduğu için. Ne güzel. Bununla ilgili de bir program yapmak lazım. Bunu anlamış olduk bu vesileyle ama bu arada bir izleyicimiz var. Bir süredir telefon attığımızda bekleyen. İlayda Ekmen İzmit'ten arıyor bizi. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba. Sizi dinliyoruz. Sormak istediğiniz bir sorunuz var herhalde. Evet. Buyurun İlayda Hanım. Benim 4 yaşında kardeşim var. Gecelerde çok horluyor, bir de ağzına çıkıyor. Bunun nedeni nasıl tedavi olabilir? Geceleri horluyor dediniz? Evet. Bir de ağzına çıkıyor. Anlayabildiniz mi hocam? Evet, geceleri horluyor ve ağzına çıkıyor. Ağzına çıkıyor. 4 yaşında. 4 yaşında. Tam o yaşlarda olan bir şey. Evet. Horlama ve ağzına çıkıyor tek başına belki tıbben çok ciddi bir şey değil. Yani erişkinlerin horlaması ciddi bir şey de sosyal olarak. Çocuklarınki o kadar değil ama çocuk acaba nefesi duruyor mu ve acaba oksijensiz kalıyor mu? Bu çok önemli. Bunu doktorun değerlendirmesi lazım.
Ülkemize çocuklara uyku testi henüz çok yaygın değil ama yapılabilir. Çocukların bir saat içerisinde 2-3 defa bile 5-10 saniyeye geçen nefes durmaları aşırı derecede etkilidir. Telefon hattımızda İlayda Ekmen vardı, İzmit'ten arayan izleyicimiz. İlayda Hanım'ın aslında geniz eti, oğlunun geniz eti sorunu varmış çocuğunun. Geniz eti tespit edilmiş. Tespit edilmiş. Horlamaya yol açıyor ve ağız açık uyuyor. Muayene ile ne kadar ciddi olduğunu tespit edip gerekirse almak lazım. Böylece rahatlamış olacak. Çocuklarda geniz etini almak horlamayı durdurmaya yeterli oluyor genelde. Hocam İlayda Hanım hazır aramışken biz isterseniz bu geniz eti konusuna girelim. Bu çünkü biraz tartışmalı bir konu. Doğru. Kimisine göre, kimi hocalarımız diyorlar ki yani çocukların geniz etini aldırmak doğru bir şey değil. Böyle bir tartışma var. Hani alınmalı mı, alınmamalı mı? Alınacaksa neden alınmalı? Yine burada fayda zarar ilişkisini değerlendiriyor doktorlarımız. Çocuğun oksijensiz kalacak kadar gece tıkanması bademciğin alınmasıyla oluşacak eksiklikten çok daha zararlı. Dolayısıyla alınması gerekir. Ama çocuk sadece horluyorsa, biraz büyükse, biraz sık iltihaplanıyorsa, mesela bir kışta 3-4 defa iltihaplanıyor olabilir. Ama solunumu o kadar kötü değilse alınmaması gerekir. Çünkü çok fonksiyonu büyük olan bir organ. Yani ölçü bu olmalı. Evet, ölçü bu olmalı. Orada bir matematiksel bir şey oluyor. Yani bir fayda zarar ilişkisi kurmanız gerekiyor. Tecrübe olarak da bunu kullanmanız gerekiyor. Ve hakikaten o kadar tıkanabiliyor ki bazen burnun arkasındaki o delik, genize açılan delikler. O zaman almak lazım, bunun tartışması olmaz yani. Evet, gerçekten bu söylediğiniz boyutuyla alınması gerekiyor. Alınması gerekir. Bir de ne eksiklik olacak? Evet, o orada bizim bağışıklık sistemimizin kapısı. Onu almakla orada kapının sadece nasıl bir kapı? Altı parçalı bir kapı o. Sadece iki parçasını almış oluyorsunuz. Bütün boğazın yan duvarları, dil kökü, bademciğin arkasındaki bütün dokuların hepsinin içinde o geniz etinin parçaları aslında duruyor yine. Dolayısıyla fonksiyon eksilmiş olmuyor da gene çalışmaya devam ediyor. Bu istatistik olarak da kanıtlanmış bir şey. Alınmakla bir şey eksilmiş olmuyor. Peki hocam hep karıştırılıyor mu? Yani aynı şeyler mi? Hani bademcik alma, geniz eti alma. Bunlar karıştırılıyor değil mi? Karıştırılıyor. Çünkü birini aldığınız zaman bakıyorsunuz çocuk düzelmiyor. İkisini birden alıyorsunuz, beklediğinize kavuşamıyorsunuz falan gibi. Burada doktorun bütün ayrıntıları aileye açıklaması lazım, beklentileri açıklaması lazım. Ailelerin de ufak tefek şeylere takılmaması lazım. Aylardır hasta, nefes alamayan çocuğu getirip ameliyat yaptırdıktan sonra doktor bey bunun sesi değişti. Evet, sesi değişecek bir müddet ve siz de buna alışacaksınız, bunu söylüyoruz. Evet, aldık ama hala enfeksiyonları devam ediyor. Evet, devam edecek. Biz onları alsak da üst solunum yolu enfeksiyonları devam edecek. Peki niçin aldık madem enfeksiyonlar devam edecekti? Çünkü daha ciddi enfeksiyonlar, streptokoksik, beta denen o mikrobun yaptığı enfeksiyonlar, çocuğun apneye girmesi, çok sık antibiyotik kullanmak zorunda kalması, bunlardan kurtarmış olduk. Bu kesin. Geriye kalan enfeksiyonların çoğu viral enfeksiyonlar, onlar çok önemli değil. Yani veya çok önemli olabilir ama bizim o bademciği almamızı gerektiren şeylerle kıyaslanacak şeyler değil. Gerekiyorsa doktor mutlaka bunu aileye çok güzel açıkladığında olay çözülmüş olacaktır. Evet, tabii ki yani bu söylediğiniz boyutuyla bilmek bence çok önemli bir şey. Biz tabii çok farklı biliyoruz. Ayrıntıları var, evet. Bazen de hani gereksiz gibi geliyor ama ne kadar önemli şeyler gerçekten öyle. Peki hocam, şimdi size dönmek istiyorum. Anneler böyle çocuklara hastalanınca böyle yürekleri ağzına geliyor ve hemen işte ilaca sarılıyoruz. İşte ne bileyim öksürük ilacı. Bazen hatta antibiyotikler. Kendi kafamıza göre verebiliyoruz. Yani diyelim ki doktor vermiş bir antibiyotiği ama sonrasında hani nasıl olsa doktor da bunu vermişti deyip çocuklara verebiliyoruz. Bunları kullanmak böyle doğru bir şey mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz? İlaçla hemen ilaca mı saldırmalı? Efendim, bu tamamen yanlış bir uygulama. Çünkü ilaçlar gıda değildir. Gıdalar vücuda tamamen faydalı kullanılan maddelerdir. Fakat ilaçlar fayda ve zarar ilişkisi Ahmet Bey'in demin söylediği gibi olan maddelerdir. Vücuda fayda ve zararı hesaplanarak, matematiksel bir denge kurarak karar vermek gerekir. Sonra her ilaç her hastalıkta, her hastada kullanılmaz. İlaçların kullanıldığı hastalıklar farklıdır. Aynı ilaç
aynı mikropla meydana gelen rahatsızlıklarda farklı kişilerde yine kullanılmayabilir. Çünkü kişiye özel faktörler de söz konusudur. Bunların hepsini birden değerlendirerek karar vermek gerekir. Tabii bu da tecrübe ister, bilgi ister. Dolayısıyla burada ailenin bu işleri bilen, güvendiği hekimine müracaat etmesi en doğru yol olur. Bir de gereksiz ilaç kullanımı var. İlaçları gerektiği kadar hem doz olarak hem süre olarak kullanmak lazımdır. Her enfeksiyonda antibiyotiğe sarılmak zaten son derece yanlış. Ve yanlışın ötesinde hastaya zarar veren bir uygulamadır. Çünkü günümüzde hastalıkların çoğunluğu virütik menşeyle meydana gelmektedir. Sebepler virütiktir. Virütik enfeksiyonların şu anda bilinen ve normal olarak kullanılan ilaçları yok. Özel virüs enfeksiyonları için bazı ilaçlar çok pahalı kullanılabiliyor. O zaruri durumlarda devlet desteğiyle yapılabilecek uygulamalar. Onun dışında normal seyreden hastalıklarda, virüslerde antibiyotiklerin bir faydası olmaz. Neden olmaz? Çünkü antibiyotikler bir, virüsün kendisine etki etmez. İki, her insanda, her çocukta bir flora denilen, vücuda zarar vermeyen ve dışarıdan gelen zararlı mikropları da imha eden mikroplar vardır. Kullandığınız antibiyotikler bu tabii florayı öldürür. Tabii flora ölünce bu sefer dışarıdan gelen mikropların çok daha rahat üremesi ve kendileri için hastalık yapma ortamının hazırlamış oluruz. Ne kadar önemli bir şeymiş evet, aslında. Efendim. Ne kadar önemli. Dolayısıyla antibiyotik kullanımı çok sınırlı ve yerinde olmak zorunda. Aksi halde zarara döner. Enfeksiyonu arttırırız. Azaltmak yerine. Gerçekten hani bu boyutuyla bilince işi... Bu işin antibiyotik tarafı tabii. Diğer ilaçlarda söz konusu. Bir de öksürük şurupları var. Öksürük şurupları var, ateş düşürücüler var, evet dekongestanlar var. Çok sayıda ilaçlar var. Bunları da yerinde kullanmazsanız yine hastalığı arttırırsınız. Mesela dekongestanlar. Dekongestanlar nedir hocam onlar? Dekongestanlar oldukça geniş bir grup ilaçtır. Bunların ana özelliği damarların büzülmesini sağlayıp vücudun ifrazatını azaltmak. Yani salgıları azaltmak. Özellikle akıntılı hastalıklarda mesela gripte, nezlede dekongestan kullanılıyor. Bu ilaçlar kullanılınca hasta rahatlar. Evet. Bir zindelik hisseder. Ondan sonra da hep isteriz değil mi? Nefes yolu açılır. Efendim akıntısı azalır. Fakat akıntı vücudun en güzel savunma mekanizmasıdır. Savunma mekanizmasını mı öldürüyoruz hocam, yok ediyoruz? Neden? Çünkü o akıntıyla birlikte mikropları vücut dışına atmış oluyor. Akıntıyı kestiğinizde mikroplar içeride kalacaktır. Dolayısıyla biz de bunu gözlemliyoruz hastalarımızda. Hastalık süresi en az 2-3 kat artıyor efendim. Peki hiç kullanmayacak mıyız? Kullanacağız ama dengeli. Hı-hı. Böyle bir şeker yiyor gibi ya da leblebi yiyor gibi kullanmak çok yanlış olur. Hep doktor kontrolünde değil mi? Doktor kontrolünde ve sınırlı kullanmak lazım. Dengeyi hiçbir zaman bozmamak lazım. Evet, ne güzel söylediniz. Hocam ben hemen size burun tıkanıklıklarını sormak istiyorum. Kışın çocuklarımızın en büyük dertlerinden biri de bu burun tıkanıklıkları. Bazen nefes alamıyorlar, rahat uyuyamıyorlar. Neden kaynaklanıyor bu? Efendim Doktor Mehmet Bey'in söylediği gibi işte bu dekongestan ilaçlarla yapmak istediğimiz şey o burundaki şişkinliği damarları büzerek ve onların akıntılarını böylece azaltarak azaltmak. Böylece burun açılmış oluyor. Dekongestan ilaçları bunun için veriyoruz. Evet, burun şişkinliği çok yaygın.
Çünkü bu soğuk algınlığı viral enfeksiyonlar üst solunum yolundaki mukozayı oradaki virüsler işgal ettikleri zaman vücut orada bir reaksiyon oluşturuyor. Ve damarlardan histamin aşırı derecede sıvı çıkartıyor. Sıvı dokunun içine bol miktarda sızınca doku şişiyor. Bir de alerjiler aynı şeyi yapıyorlar. Dolayısıyla dokular şişiyor. Şimdi burun dar bir yerdir. Niçin dar bir yerdir? Çünkü geçen havayı ısıtacak, temizleyecek, nemlendirecek bu tip fonksiyonlar var. Akciğere giden havayı klimatize ediyor. Burun tıkanarak bunu yapıyor. Tabii biraz da hasta olunca iyice şişiyor ve tıkanıyor burun. Salgılar da tıkıyor. Ve çok yaygın. Geniz eti olmasa bile, bademcik olmasa bile burunlar tıkanabiliyor. Bunlar geçici olduğu zaman Doktor Mehmet Bey'in dediği gibi kısa süreli ilaç kullanımlarıyla bunları çözmek mümkün ama kronikleşebiliyor. Evet, o zaman ne yapacağız? Kronikleştiği zaman doktor bir müdahale yapmak zorunda kalabilir. Yani burundaki dokuları biraz radyo frekans koter kullanıyoruz. Nedir onlar, o hocam? Ne yapıyorsunuz onunla? Bu efendim bir nevi mikrodalga. Nasıl evde mikrodalgayla taze bir eti koyuyoruz içine, alıyor, büzüyor onu, pişiriyor, minnacık bir hale getiriyor. Bunu çok daha minimal doku içinde uygulayarak, yani oraya yüksek frekanslı bir enerji vererek dokuyu küçültmüş, büzmüş oluyoruz. Bunu yapmak zorunda kalabiliyoruz çünkü hiçbir ilaçla sonuç alamayabiliyorsunuz. Geniz eti çok yumuşak bir doku olduğu için küretli onu cerrahi usulle almak mümkün ama burundaki o konkaları almak diye bir şey söz konusu olmadığı için onları ancak oraya enerji vererek büzmek yoluyla küçültebiliyoruz. Bu küçük bir operasyon küçük herhalde. Küçük bir operasyon, uyguladığımız bir operasyon ama bazı çocuklarda gerçekten gerekiyor. Büyüklerde daha sık yapıyoruz ama bazı çocuklarda gerçekten gerekiyor. Bir sakıncası var mı? Çok küçük düzeyde yaptığımız için, çok çok az hasar verdiğimiz için çok çabuk toparlıyor ve düzeliyor. Çocuk. Evet. Zaten de çok küçük olduklarından hani evet. Hücreler de yenileniyor daha çok. Yenileniyor. Bir de tabii sinüzit de olabiliyor. Çocuklarda sinüzit çok yaygın. Evet, çok akut yaygın. Sinüzit çok yaygın. O yüzden de tıkanabilir burun. Çünkü sinüzit hem burnu şişirir hem de çok akıntı yapar. O akıntıları da bol serumla yıkayarak, bazı gene ilaçlarla yıkayarak gidermek. Çünkü akıntılar çok yapışkan oluyor. Dokulara tutunuyor. Sümkürmekle bile bazen çıkmıyor. Çocuklar sümkürmeyi pek bilemiyorlar. Ailelerin çocuklara sümkürmeyi öğretmeleri lazım. Ama buruna böyle biraz serum çekerek, sümkürterek falan burnu açmak çok önemli. Bebeklerde de çok yaygın bir şey burun tıkanıklığı. Onlarda da serum damlatıp aspiratörle çekip bazen de iltihaplıysa iltihap giderici damla vererek çözüyoruz olayı. Peki sinüzitin sebepleri neler hocam? Sinüzitin sebebi mesela bu kadar büyük bir stüdyo düşünün ve bunun kapısı bir insanın omuzlarının geçeceği kadar bir yer olsun ve hiçbir havalanması olmasın. Bir müddet sonra buradaki oksijen miktarı azalacaktır. Burada çünkü dokular devamlı oksijen kullanıyorlar. İşte bu kocaman bir odanın ufacık bir kapısı olduğu zaman ve bu kapıda soğuk algınlığı ve alerjiyle şişip tıkandığı zaman içeride oksijen tükenip karbondioksit miktarı artıyor. Ve orada bazı vücutla uyumlu olmayan bakteriler çok rahat üreyebiliyorlar. Akıntıları da atamıyor dışarıya kapı kapalı kaldığı için. Akıntılı ortamda da bakteri daha rahat üreyebiliyor. Ve orada başka bir sürü kimyasal mekanizmalar var. Ve o da sıvıyla doluyor. Doku da şişiyor. Buna sinüzit diyoruz. Hem enfeksiyon oluyor. Hem de enfeksiyonun biraz özellikleri oluyor. Ama biz gene de mümkün mertebe antibiyotiklerden kaçınıyoruz. İşte o serumla yıkayarak, biraz dekonjestan vererek o kapıyı açıp havalandırdığımız zaman sinüzit düzeliyor. Büyük oranda düzeliyor. Yani bu şekilde de halledilebiliyor. Halledilebiliyor, evet. Bu arada şimdi bir takım izleyicilerimizden bazı sorular var. İbrahim Yılmaz, oğlum 14 yaşında 2 ay önce öksürmeye başladı. Nefes alamama ve yüz kızarıklığı oluştu. Alerjik astım harici tüm tetkikleri yaptığımız halde sonuç alamadık demiş izleyicimiz. Gerçi sizin alanınıza girmiyor herhalde hocam ama giriyor mu? Mehmet Bey cevap Mehmet olsun. Bey'in alanına. Buyurun hocam. Şimdi efendim çocuğun 14 yaşında olması ve 2 haftadır demiştiniz değil mi efendim? Evet hocam. Devam eden bir öksürük. 2 ay önce başlamış. 2 ay önce başlamış. Bu mevsimsel bir hastalığı gösteriyor. Büyük ihtimalle virütik menşeli olabilir. Eğer bakteriyel olsaydı beraberinde yüksek ateş,
şiddetli halsizlik ve çocuğun hayat standartını tamamen değiştirerek yatak tedavisi ihtiyacı da meydana gelecekti. Burada iki ay devam eden bir enfeksiyonun asıl sebebinin çocuğun hayat şartlarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Öyle mi? Tabii efendim. Şöyle, eğer enfeksiyon başlayan bir vücutta kişi kendini dış etkilere karşı korumazsa, tedbirler almazsa hastalık çok uzayabiliyor. Yani kısaca özetlemek gerekirse bunları madde madde. Birincisi soğuğa karşı tedbir almak lazım. Çünkü enfeksiyon hastalıklarında soğuğun etkisi hastalığı daima artırıcı yöndedir. Dolayısıyla soğuktan korunmak gerekir. Dışarı çıkacağı zaman başını örtmesi, boynunu sarması, ağzını kapatması bir atkı ile, sınıfa girdiği zaman terlememesi, yanında yedek fanilya taşıması. Ah hocam, bu söylediklerinizi 14 yaşındaki çocuklar genellikle hep itiraz ediyorlar. Zor ama küçükken giydirmek kolay da. Çaresi de bunlar efendim. Değil evet mi? Uygulamak bunlara zor dikkat ama etmek yapılacak lazım. Başka bir şey yok. Teneffüse çıkacağı zaman paltosunu giymesi, rüzgarlı, yağmurlu havalarda, soğuk havalarda daha da tedbirli davranması, evdeyken karşılıklı cam açıp cereyanda kalmaması, banyoyu akşamdan yapması, sabahleyin banyo yapmaması, banyolu sokağa çıkmaması, uyurken sadece vücut ısısını değil, teneffüs ısısını da ayarlaması, yani oda ısısının belli bir sıcaklıkta olması gibi şartlara muhakkak riayet etmek lazım. Bunların beraberinde koruyucu bazı ilaçlar da kullanırsa kısa sürede inşallah bu rahatsızlığı atlatır efendim. İnşallah efendim. Bir izleyicimiz de Nurden Beyhan, bu hocam sizinle ilgili sanırım. Kızım çok sık boğaz enfeksiyonu geçiriyor. Doktor CRP ve tam kan sayımına bakıyor ve 50 üstü çıkıyor. Her seferinde iğneyle tedavi oluyoruz. Artık antibiyotik de etki etmiyor demiş. Etmez hale geldi. Evet, antibiyotikleri sık kullanmak vücudun florasını bozuyor. Doktor Mehmet Bey'in dediği gibi ve bir bakıyorsunuz mesela hiç iltihapsız bir kulak sık antibiyotik kullanımı sonucunda birden iltihaplanmaya başlıyor. Böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Hijyen burada da, bu çocuğumuzda da önemli bir şey olabilir. Gıda, iyi sıvı alma, ortamın düzenlenmesi, enfeksiyonlara bazı yani tedbir olarak yeterli olabilir. Ama biz antibiyotik dışında bazı tedavileri de, mesela bazı antialerjikler belki daha iyi olabilir. Dokuyu açacak bir iki ilaç çok faydalı olabilir. Tabii hastayı görmeden böyle genel konuşunca bunları ancak tavsiye edebileceğim. Evet, bu arada bir izleyicimizden telefonumuz var. Çok kısa hemen alalım çünkü programımızın sonuna geldik. Neslihan Vurur İstanbul'dan arıyor. Merhabalar Neslihan Hanım. Merhabalar. Günaydın, günler diliyorum size. Günaydın. Çok kısa hemen sorunuzu alalım Neslihan Hanım. Benim 6 yaşında oğlum var. Çok sık grip oluyor kış geldiğinde. Antibiyotiksiz iyileşmiyor. İlla bir antibiyotik gerekiyor. Daha önce de 4 aylıkken bir bronşit geçirmişti. Bir de gece uyurken mesela çok horluyor. Ağız seli akıyor. Çok fazla terliyor bile geceleri. Hani hep atletini değiştirmek zorunda kalıyorum. Acaba hani doktora da götürdüm ben. Hani geniz etinden falan şüphelendim ama bir şey yok dediler. Ama hep horluyor yani. Yanında yattığım zaman rahatsız oluyorum. Hani o derece horlaması var da. Onunla ilgili bilgi alacaktım. Evet hocam, buyurun size soralım. Bu çocuğumuz da çok sık antibiyotik kullanıyor ve devamlı horluyor. İyice incelenmesi gerekir diye düşünüyorum. Film veya endoskopi yapılmalı. Ve sinüzit var mı mutlaka bakılmalı. Geniz etinin büyüklüğü ölçülmeli. Ve işi uzatmamakta fayda var. Gerekiyorsa bir an önce de müdahale yapılmalı. Evet hocam, gerçekten önemli bir konu.
Çok kısa olarak bir de orta kulak iltihabına öğrenelim sizden. Nedir? Çocukların en sık enfeksiyonları orta kulak iltihapları. Çok sık görüyoruz ve tekrarlama özelliğine sahip. Çünkü orta kulakla boğaz arasında östaki borusu var. Burun boğaz tıkalı olduğu zaman ve boğazdaki lenf dokusu geniz eti şeklinde büyüdüğü zaman aynı olaylar östaki borusunu da tıkayabiliyor. Östaki borusu nezle oluyor. Orta kulak nezle oluyor. Ve çok sık enfeksiyon görebiliyoruz. Burada ölçümüz bir an önce ilaçla düzeltmek. Hastalık 2 ayı aştığı zaman, 3 ayı aştığı zaman tüp takıyoruz kulağa ve havalandırıyoruz. Orta kulak bir nevi pompa gibidir. Ve mutlaka atmosfer basıncına sahip olması gerekiyor. Eğer havalanmazsa çok kötüye gidiyor ve kronik değişiklikler meydana geliyor ve bunları düzeltmek imkansız oluyor. Mutlaka havalandırmak gerektiği için orta kulak iltihapları uzadığı zaman tüp takmak lazım. Hocam bunu biraz açar mısınız? Nasıl bir şeydir bu tüp? Nedir? Mesela bir pompamız var. Buna basıyoruz ve ucunda tıkıyoruz. O zaman pompa ezik kalıyor, açılmıyor. Çünkü içine hava girmiyor. Orta kulak böyle bir yer. Alttaki üstteki borusunun ağzı tıkandığı zaman orta kulaktaki zar da içeri çöküp enfeksiyon sebebiyle içine su topladığı zaman ne kadar ilaç verirseniz verin o artık içine iyice gömülmüş ve çok ileri derecede negatif basınca çıkmış kulağı açamazsınız. Çünkü atmosfer basıncı çok yüksektir. Biz farkına varmıyoruz ama bir anda her şeyi ezecek güce sahiptir. Zavallı orta kulak incecik bir zarı var zaten. Çok da ince bir üstteki borusu var. Buna rağmen son derece hassas ve güzel bir organ. Ve bu organ bu negatif basınca maruz kaldığı zaman eğer buraya havayı ulaştıramazsak ki üstteki borusuna burun içinden girip içeriden bir şekilde ona müdahale etmemiz söz konusu değil. Mecburen kulak zarını çiziyoruz çok az bir şekilde. Birden içeri hava doluyor ve rahatlıyor kulak. Yani müthiş bir rahatlık oluyordur rahatlık, herhalde. Müthiş bir rahatlık oluyor öyle. Çocuk hem duyamaz hem dengesiz olur. Hem de orta kulak iltihaplarında genel durum çok bozulabilir. Kusma ve ishaller meydana gelebilir. Yani çok dikkate almak gerekiyor. Bu yöntemle birlikte çocuk bütün bu sıkıntılardan kurtuluyor. Evet, uzadığı zaman böyle. Zaten ilaç veriyoruz başlangıçta. Düzelmezse buna başvuruyoruz. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Programımızın süresi doldu. Gerçekten verdiğiniz değerli bilgilerle programımıza renk kattınız. Eminim ki aileler de çok faydalandılar. Çok teşekkürler ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar buluşmayı diliyoruz. Hoşçakalın. Naapurista kuuluu se palokan tahti, jalakani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jatkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Saliveli hikkutukkutta, kutkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jatkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot.